Sen anlat Karadeniz. Abi, la sen ne ettin? Sorma Tahir. Tuttuk bir eşeklik işte. Duyduk, etmişsin. Tahir. Fatih balımı getirdi. Sunucacık çocuk bile bakmadı suratıma. Yani. Tahir. Hacım, sen bir konuşsana. Hani geçen de konuştuydun sen. Ha? Hadi kurban olayım. Haydi. Ben buraya etme haydi. Baba. Kızımın bir edepsizliğini gördün. Yok babam, aşağı huzurdan. Asla. Saygıda kusuru, sevgide noksanlığı oldu mu? Benim vardır, onun yoktur ha. Analığında bir eksik, kusur? Asla, kata. Başını öne eğecek, şerefini leke sürecek bir şey. Onu istiyorum, bunu istiyorum diye seni zora soktum. Hiç. Ananı anası, atanı atası, kardeşlerini kardeş bildi mi? Bildi babam, çok şükür. Sana tamam. Oğullar, kızlar verdi mi? Verdi babam, Allah'a şükür. Babam, sen bir desene ha. Hani vallahi ben yani öyle öfkeyle, sinirden Mustafa konuşur öyle apır sapır. Yoksa benim kalbimden geçen öyle değildir ya. Ben onun yoluna ölürüm babam, sen de bilirsin ha. Kalp kırmak Kabe yıkmaktan daha kötüdür derler. Nedendir biliyor musun? Kabe, Azeroğlu Halil İbrahim'in yaptığı bir bina. Kalp ise Yüce Allah'ın nazargahıdır. Bu sebeple gönül yıkmak bin Kabe'yi yıkmaktan daha kötüdür. İstemem meteyledin,
yeter ardından atma su. Öyleyse o ellerin senin bir işe yaramıyor, değil mi? Evet baba. Uyamadım. Evet baba. Ağaca tokat at. Ağaca tokat at dedim. Ve hızlı. At! At! Sol! 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 Hızlı dedim! Sol! Sol! Daha hızlı! Daha hızlı! Daha hızlı! At dedim! Thank you.
Günaydın ana. Ne günaydın, ne günaydını? Abim geldi mi? Nasıl gelecek? Nasıl gelecek? Hele bir gelmeye kalksın, şu eşitten içeri giremez. Ama Asiye'nin, Eren'in, Balım'ın gönlünü alır, katar yanına gelir. Ha, o zaman başımın üstünde girer bu eve. Asiye yengemi bu kadar sevdiğini bilmiyordum ana. Ha, abi kot kafalı da. Siz zaten ne fuş gibisiniz. Anca siz bilirsiniz. Ana etme, ana yapma, ana sus, ana dur. Benim neyin için söylediğimi, niye yaptığımı şöyle bir derinlemesine anlasanız o zaman ooo. Tamam ana, tamam. Ah, işte ben de nerede kaldı? Tamam ana, tamam lafı dedim. Zahir abiler nerede? Kalktılar mı? Uyandılar herhalde. Seslerini duydum. İyi. Niye öğretmenime gitmiyoruz ki? Anneciğim, dedim ya Hazan öğretmenin çok hasta. Biz de zaten geçmiş olsun dedik, çıktık. Sakın yedi getirmeyin dedi. Ulaşırsa çok üzülürüm dedi. Balım yok, Asiye teyzem yok, Eren yok, Mustafa amcam yok. Fatih amcam da okuldan aldı bizi. Beni eve getirdi, balım da gitti. Yedim. Asiye teyzenler bir müddet Osman dedende kalacaklar, haberin olsun. Neden? O Osman dedene yardım etmeleri gerekiyormuş, o yüzden. Ben de gideyim. Aa, biz ne yapacağız burada? Sensiz mi kalacağız? Üf! Üf yok, üf yok. Okula geç kalacaksın. Fatih amcan aşağıda seni bekliyor, hadi. Hadi bakayım, hadi. Berat aradı mı? Yok. Ararım şimdi. Sabaha kadar dolaşmıştır. Ben de gece hiç uyuyamadım. Ona buna koş derken birbirimizi çok ihmal ettik. Haklı sebeplerimiz var ama gel de bunu Yiğit'e anlat. Neyse, dur bakalım. Haydi inelim, haydi. Günaydın ana. Günaydın. Günaydın. Mustafa orada mı? Orada ana. Kapının önünde nöbette. Buna bakayım. Oo, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oh, amcasının bile de gelmiş. Hoş geldin Osman baba. Nasılsın? Çıkar bakayım çantanı da. Hoş bulduk, hoş bulduk güzel kızım ben. Geç Osman baba. Hoş geldin dünürüm. Cümleten selamun aleyküm. Bir daha bir yere gitme, tamam mı? Osman deden de geldi. Haydi bakalım. Haydi babam, geç iki lokma bir şey yiyin. Haydi amcam sen de geç. Geç bakalım. Geç babam, geç. Asiye. Ya kızım ben apır sapır konuşuyorum işte öyle, biliyorsun beni ya. Ha? Asiye hadi affet bu deli bozu. Asiye. Asiye. Bak ben sensiz yaşayamam. Edemeyeceğim çünkü... Ölmem yani, yaşarım tabii de. Ya ona yaşamak denirse yani. Ben hiç yani düşünmedim biz böyle. Ya kızım ben seninle doğmuşum ha. Hani seninle de ölürüm diye. Hani yani geçmez hiç bir aklımın köşesinden geçmedi de hani bir ayrılırız. Asiye. Mustafa. Oh, Asiye mi?
çoraplarını ve iç çamaşırlarını en üst çekmeceye taşıdım. Eğilip doğrulurken belin ağrıyor diye. Bunlar nerede diye arama. Yatarken başın ağrırsa ağrı kesici içme Reflünazay. Komodinlik çekmecesinde krem var. Şakaklarına sürer. Buzdolabında kan sulandırıcı var. Saniye Hanım'ın pıhtı atma tehlikesi var ya, içmesi lazım. O unutur ama sen unutma. Ben unuturum diye bana verdiğin geminin belgeleri, tapuları falan. Büyüklükte, yorganların arasında büyük bir zarfın içinde. Bir de telefonun şifresi. Evlilik yıl dönümümüz ya. Onu sil. Balımla Eren'in doğum günü yaparsın. Çocukların doğum gününü unutma. Haydi bakalım şoklar. İlk anne öpücük yok mu? İyi dersler anneciğim. Bugün de öğretmenim gelmeyecek. Aslanım iyi olsun öğretmenin, yarın gelir de. Bu ne acele? Haydi geç kalıyorsunuz, haydi. Osman hocam, ne olacak bu iş böyle? Cenab-ı Allah dili ağzın içine hapsetmiş. Bu yetmemiş. 32 gardiyon da etrafına çevrilemiş. Bunun sebebini anlamak lazım. Ama çok kırılmış. Osman babam, ya Mustafa abim isteyerek dememiştir. Yani yanlış anlaşılma olmuştur. Vallahi dediyse de bana pek zihin açıklığıyla söylemiş bir laf gibi gelmedi. Ben oğa dedim. Ha şu kapıdan ya Eren'umla Asiye'mle girersin ya da uğurlar olsun. Ya iyi de şimdi nasıl olacak peki bu? Bir tozu dumanı dizin bakalım. Ayakla suya eğsin. Geri sal da gelim de. Hülya, Genco geldi mi? Dün bir ara geldi ama hemen çıktı. Bütün gece eve gelmedi. Biraz önce yine geldi. Hazan'dan bir haber var mı? Geliyorum ben. Işığının altında. Birlikte dans edeceğiz. Sonra mum sönecek. Sonra burada her yer patlayacak. Alevler yükselecek.
Ve biz o yükselen alevlerin arasından birer kumru olarak uçup gideceğiz Hasan. Peki neden kumru diye soracak biri. Çünkü kumrular tek eşlidir Hasan. Eşe ölen kumru dayanamaz, o da ölür. Türküler yakacaklar, masallar anlatacaklar. Ha onlar mı? Onlar birbirlerini deliler gibi seviyordu diyecekler. Anası gibi paranın kokusunu alınca. Eğer kızıma bir şey olursa Genco, seni gebertirim. Nilüfer, sana canım burnumda dedim. Bırak bu hassas anne pozlarını. Bunları kızlarının yanında yap. İkisi de senden nefret ediyor. Niye? Ha? Niye? Hülya, şuna ilaçlarını ver. Yine manyak manyak hareketler yapmaya başladı. Çekil! Bulamadınız mı şu iti? Bana müsaade. Dikkatli ol. Telefon. Efendim? Buldum. Thank you.
Buradalar mı? Emin misin? Eve yaklaşmayalım diye tuzak kurmuş Tarık. Var mı bir planın? Var. Hem Hazan'ı kurtaracağız, hem de nefese verdiğin sözü tutacaksın. Silah kullanılmayacak. Anladın mı? İnşallah. Evet. Haydi bakalım, önce keşif. Ben gireceğim. Allah Allah, o niye o? Anca beraber, kanca beraber kardeşim. Sen beni buraya seyredeyim diye mi çağırdın? Yok, ondan çağırmadım. Arkamda güvenebileceğim biri olsun diye çağırdım. Hem zaten çağırmasam senin bu suratını çekemezdim. Hayır, bak bak, ben gireceğim. Anladın mı? Eğer bir gün kısmet olur da o günü görürsem... ...masalın yüzüne gülümseyerek bakmak isterim. Tamam mı? İnşallah. Haydi, haydi. Ferhat, senin için hazırladığım sürprizi buldum demek. Ferhat Hazan'ı buldu galiba. Tahir de peşlerinden gitti değil mi? Evet. Sen nasıl bulacaksın? Mithat abinin giderken bıraktığı hediyeyle. Hani Ali ile sabah senin ve Mustafa'nın telefonunu gönderdim ya.
Bizim bilişimdeki arkadaşlardan rica ettim. Hem onun hem de senin telefonuna takip programı yüklesinler diye. Bende var. Adım adım takip edeceğiz. Ferhat, beni bu kadar özlediğini bilmiyordum kardeşim. Kızmıyorsun değil mi kardeşim bana? Sen de her şeye geç kalıyorsun. Durdur ulan şunu. Ne yaparsın? Öldürür müsün? Anladın değil mi şimdi boş bir tehdit olmadı? Anladın, anladın. Gözlerinden anladım. Tarık. Durdur değilim sağ. Gördüğün gibi şurada romantik bir an yaşamaya çalışıyorum kardeşim. Hem bak burası yatak odası. Mahrem bir alan. Rahatsız etmedim umarım. Hayda. Burası da iyice yol geçen anına döndü. Daha iyi. Daha iyi. Biz Uhud Cengi'ni niye kaybettik? He. Okçular tepeyi terk etti diye. He. En azından bunu biliyorsun. Var mı bir planın?